Kürşat! Kürşat! Çiğdem. Çiğdem. Kürşat! Roza, sayabildin mi kaç takla attı? O saymıştır. Çok dikkatli bakıyordu. Happy ya, seyretsene. Bak, albayı izle. Çıkın. Seyret dedim sana Pia. Gidelim buradan. Ne olur gidelim. Şimdi seninle askercilik oynayacağız, tamam mı? Bunu da senin ağzına takacağız. Bozok sakin ol. Bozok sakin. Bırak. Kürşat. Kürşat. Yeter. Tamam sakin ol. Bir tane işin arayacağım var. Bırak. Dur dolmasın sakin ol. Yeter. Bırak. Kürşat. Sinem. Sinem. El bombanı ver. Haydar el bombanı ver. El bombanı ver! Ver şunu! Ver! Komutanı! Ya var bir bildiğin ama hadi hayırlısı. Öyle görünüyor ki Pia, albayın hikayesi burada bitiyor. Ha? Ne dersin? Cehenneme git. Tabii ki, kesinlikle. Bu çok mümkün. Bak ne diyeceğim sana. Şimdi değil. Neden biliyor musun? Çünkü ben hala hayattayım. Ama albay ölü. Öldüğünden emin olun hadi. Nerede bu adam? Ne demek nerede? Bomba! Thank you.
Ne oluyor orada? Topuzu harcamak için bu kadar çakal yetmez. Duydun mu beni? Bu kadar çakal benim mezarımı kazamaz. Bir dahaki sefere ordur onla. Bu ölmemiş kuzgun. 7 canlı çıktı. 7. canını da ben alacağım. Dur Roza. Ölmemiş değil. Roza. Öldüremedik. Neden bahsediyorsun sen? Albay kolay lokma değilmiş. Hadi gidelim. Al şunu. Arka duvarından uzaklaşın, anladın mı? Evin arka duvarından uzaklaşın. Anlaşıldı komutanım. Kaç! Kaç!
Kürşat! Komutanım! Komutanım! Kürşat! Kalk 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 kalk! Ayvalı'ya Selçuk! Kalk 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 kalk! Ayvalı'ya! Ayvalı'ya! Komutanım! Atlayacağız. İyiyim. Allah'ım ya. İşte de. İç bakayım şunu biraz. İç. Serdar, durum nedir Serdar? Çekildiler komutanım. Anlaşıldı kardeşim. Güvenliği elden bırakmayın, anlaşıldı mı? Mevzilerinize kalın. Emredersiniz komutanım. Çiğdem, iyi misin? İyiyim komutanım. İyiyim. Sen de iyi misin lan? Manyak değil mi? Ha? Eyvallah kardeşim. Oğlum ne meraklısınız emirsiz iş yapmaya? Kim daldıydı sana içeri? Neyse. Bol bol su verin İlyas. Çocuk iyi mi? Kurban olurum kız sana. Kurban olurum. Bak geçecek birazdan, tamam mı? Öksürüğün de geçecek, merak etme. Eyvallah. Şey bak. Bayındır. Doğan kalk abi. Kalksana. Ne oluyor lan? Oğlum. Ne oluyor lan oğlum? Manyak mısın oğlum? Deli misin, divane misin oğlum sen? Manyak mısın, ne ayaksın oğlum sen? Ha? Bayındır kalk abi kalk. Gözünü seveyim kalk. Oğlum. Kopuz albay kaza yapmış lan. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Bugün bunun şakası olmaz ha. Şaka yaptım da oğlum. Şaka yaptım da lan. Vallahi şaka değil. Santrale çay verirken duydum. Ambulans yolluyorlardı. Hatta Okan Teğmen de şimdi müdahale timiyle çıktı. Gerçekten mi lan Olgun? Olgun gerçek mi lan? Doğru söyle Olgun, gerçekten mi lan? Hadi abi Allah aşkına kalk yine, hadi kalk. Hadi. Biliyordum lan. Kalk. Yemin ederim biliyordum lan. Yeminle biliyordum ya. Ulan oğlum bir insana bu kadar yüklenilmez ki ya. Bir insana bu kadar yüklenilmez. O sarı kadın bir taraftan, kırlangıç paşa bir taraftan, bizim ayı boğanlar bir taraftan. Adamda kafa kalmadı, kafa be. İnsanın üstüne bu kadar yüklenilmez Olgun. İnsanın üzerine bu kadar yüklenilmez. Adam kendi direksiyonunda aklı Allah bilir neredeydi be. Ah benim komutanım ya. Olay yeri geliyor mu? Şehit çekin hemen etrafa. Çevre güvenlik alın. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim üstüne, benim iyiyim. Bir şeyim yok. Kılıç ne yaptı? Yaralımız yok komutanım. Şu işleri bir an önce hızlandır da üsteğmenim. Karargaha gidelim. Bu işin rengi değişmeye başladı. Komutanım, hastaneye gitmelisiniz. Üsteğmenim, sen benim dediğimi yap hadi oğlum. Komutanım, özür dilerim ama hastaneye gitmeniz şart. O zaman o işleri hızlandır teğmenim. Üsteğmenim. Bir kere de laf dinleyin ulan.
kadar çok aç kaldım ki. Ay Allah razı olsun. Teşekkür ederim ya. Of. Yemin ediyorum 3 ay boyunca aralıksız yemek yiyeceğim. Ulan başına bu iş gelmeden önce de sen hiçbir zaman doymadın ki Galip. Nasıl bulaşıklardan kaytarmak için adamların eline geçtin ya. Sen gerçekten adi bir herifsin kardeşim. Öyleyim değil mi lan? Öylesin. Candaş. Bu arada... Böyle... İyi ki sağ salim döndün ha. Yani hani bulaşıkları geçtim, onları İlyas'a kilitlerdim. Ama şimdi ev kirası, böyle senin böyle kıyafetlerini falan çalıyorum ya, olmaz böyle tek başına falan. Ben de seni seviyorum kardeşim. Sağ ol. Hadi lan bir tur şunu yardım edelim. Tamam ya. Tamam öyle, hadi kalk. Sakat adam ben, kurşun yedim ya, Allah Allah. Gidin sen, lan. Ya bir git Galip hadi. Tamam geliyorum ben. Gelmezsin hadi ver. Ay. Ay. Çok oğlum çok, bakma fena. Ben şunu yiyeyim bari. Evet. Allah sizi inandırsın yüzbaşım. Köyümüzün başına gelmeyen kalmamıştır. Yani kaç ev yıkıldı, kaç ev yandı bilmiyorum. Her yer sokaklar, tepeler, her yer mermi kovanı doldu. Bunun için gerçekten üzgünüm Yahya Bey ama çatışma ortamında bazen böyle kayıplarımız olabiliyor maalesef. Biz yine de can kaybımız olmadığı için şükredelim. Yok bozuk yüzbaşım, ben onlar size latife diye dedim. Yoksa bu zarar ziyanın 1000 katı feda olsun size. Sana bir şey diyeyim mi yüzbaşım? Buyurun. Bu köy kuruldu kurulalı. Silahlar hiç susmadı ama biz kendimizi hiç bu kadar güvende hissetmediydik. Sağ olasınız. Keşke hep burada olsanız. Keşke siz hep burada olsanız da her gün bu köyün bir evi duman olsa. Ben razıyım. Gün ola harman ola Yahya Bey. Bir bakarsınız al bayrakla gök bayrak tekrar bir arada olur. Gün ola harman ola. İnşallah yüzbaşım. İnşallah dünya gözüyle o günleri de görürüz. İnşallah. Yüzbaşım. Ya fazla oldu demezsen senden bir ricam daha olacak. Buyurun lütfen. Aha şu fukara. Benden gayrı kimsesi kalmamıştır. Benim de durumum malum. Yani almadığım tehdit, görmediğim suikast kalmamıştır. Bana bir şey olursa, yani öyle bir haber alırsanız ona sahip çıkın yüzbaşım. Okusun. Bilsin, bilinçlensin. Kız çocuğudur, yüzüstü kalmasın. Gözünüz arkada kalmasın, boynumuzun borcudur. Eyvallah. Ama siz yine de onu da bizi de yalnız bırakmayın Yahya Bey. Eyvallah kızmışım. Bunlar niye yeşil? Bunlar mı? Arazide belli olmayalım diye. Kamuflaj bunlar da. Kız askerlerin silahı daha mı hafiftir? Yoo. Aynı. Bunlarla aynı ağırlıkta. Peki kız askerleri saçını tarayıp toka takabilir mi? Toka mı? Yani takarlar. Yani takıyorlardır herhalde. Ya sen bunun şeye niye sormadın ki Çiğdem Teğmen'i? Çiğdem Teğmen yok ama. Nereye gitti? Ya işi vardır onun. Şimdi gelir işini bitirsin. Tamam mı? Gel bir öpeyim seni. Gel. Oh, çok tatlısın kız sen. Gel. Ah. Ağzını burnunu yerim senin ya. Bu adam ciddi şekilde dengesiz. Farkındasın değil mi Temi? Şu tipe bak. Var ya her şeyi yapar yemin ediyorum. Teğmen mesafeyi koru. Allah Allah kaç kere söyleyeceğim ya? Hayır bu kadar suyu ne halt etmeye taşıyoruz bilmiyorum ki. Ne?
Emredersiniz komutanım. Güzel. Yani bu tip adamlar insanın ömrünü yer teminim. Yani mesela buna varsan sorsan maaşın kaç para diye bilmez. Terzi kendini söküyor, dikemez hesabı. Buna işte vereceksin topu tüfeği, manyak gibi savaşır bunlar. Bir de psikopat gibi aşık olurlar. Değil mi? Ben bilmiyorum komutanım. Ya bu herif senin peşinden gözünü kırpmadan ateşe atladı temin. Baksana Bursa kestanesi gibi kızartıyor. Kürşat. Oğlum kaç kere söyleyeceğim mesafeyi koru diye. Ya bana emir tekrar ettirme. Al o bidonları. Emredersiniz komutanım. Ne diyordum ben? Yandı diyordunuz komutanım. Yandı. Yandık. Hem de Bursa kestanesi gibi yandı çocuk. Siz ikiniz Sidem Temin'im. Garipsiniz ya, çok garipsiniz. Komutanım, ben bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Ya babalar, ben söylemek istiyorum belki. Allah Allah. Ha, herif senin peşinden ateşe atladı diyorum sana ya. Tamam, bunlar insanı deli eder. Bak, bir şey diyeceğim bak, ben kız olsam... Yani muhtemelen çirkin olurdum, bu boyda da koca bulamazdım. Yani yanımda böyle kek gibi oturacak adam yerine... böyle uçak sevar gibi herif tercih ederdim. Çiğdem... sen benim kızımsın. Yani düzeltiyorum, kız kardeşimsin. Hepimizin öylesin. Ne kendine küsün... ne bu dünyaya... ne de bu hıyara. Bu devirde artık kimse kendini başkası için ateşe atmıyor. Alo. Tamam, bırakabilirsin Kürşat. Komutanım, ben ne demeye taşıdım onları buraya kadar? Canım emir vermek istedi. Manyak değmen. Ayrıca test etmek istedim. Ateş değilsin, suda da iyi misin diye. Ne anlattım sana bu kadar? Ne anlatsın? Ya bak, iki saattir su taşıyorum, kollarım koptu. Doğru düzgün söyle bana. Haydar Yüzbaşı, iki saattir sana ne anlattı? Hadi. Şey... Heh. Özetle... kestane dedi. Bursa kestanesi. Sonra kakaolu kek. Kek. Uçak savar. Bir de... psikopat dedi. Öyle şeyler işte. Kestane. Kek. Çok sağ ol. Doğan. Abicim bak, içeri girelim, bilgi alalım. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Komutan odasına girersin, tamam mı ya? Ya hadi Olgun, hadi be. Ulan sonra fırça yiyorsun komutanlar, sana söylüyorum ya. Affedersiniz. Albay Kopuz hangi odada acaba? 405 nolu odada, şu taraf. 405 şu taraf, teşekkür ederim. Kime söylüyorsun ki, ayarsız herif? Dur bir dakika, dur. Bulantı ya da kusma olursa haberimiz olsun albayım. Röntgen sonuçları da çıkınca büyük olasılıkla sizi taburcu edeceğiz. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim doktor. Doğan, yavaş oğlum, sakin ol. Komutanım, iyi misiniz komutanım? İyiyim ben, iyiyim. Yaralı deyince ben de şey zannettim ama... içeride mi yoksa yara komutanım? İç organlarda mı bir şey var komutanım? Lan sakin ol oğlum. Nasıl komandosun lan sen? Komutanım, özür dilerim. Geçmiş olsun komutanım. Ben çok korktum komutanım. Ben size bir şey oldu diye aklım gitti komutanım. Çok korktum ben komutanım ya. Komutanım, inanır mısınız? Beni hayatım boyunca ismimle Doğan buraya gel diye çağıran tek insan sizsiniz komutanım. Yemin ediyorum size komutanım. Başka hiç kimse bunu yapmadı komutanım. Ya sadece bir sefer ilkokulda öğretmenin sorduğu soruyu bildim komutanım. Bir tane soru sordu komutanım. Cevabını biliyorum, parmak kaldırdım komutanım. Adam S'leri söyleyemeyen bir adamdı. Teyhan Nehri nerede dedi komutanım. Ne? Ha, Seyhan. Seyhan, evet komutanım. Cevabı biliyorum komutanım. Herkes parmak kaldırdı, ben de parmak kaldırdım. Ya bir sefer ya.
Bir sefer beni seç ya. Dedim ki, dedim bu sefer diyecek ki Doğan seni seçtim diyecek. Adam söylemedi biliyor musunuz komutanım? Banko bildiğim sorunun cevabını adam bana söyletmedi komutanım. Ama sen öyle misin komutanım? Sen öyle misin? Sen ta Mardin Tugay'a telefon ettin komutanım. Dedin ki, Doğan dedin. Ya ismimle, cismimle bana hitap ettin. Doğan gelsin dedin komutanım. Doğan dedin, aramızdaki en kral askerdir dedin komutanım. Ya ben senin hakkını var ya ödeyemem komutanım. Sen bana hiç kimsenin yapmadığını yaptın. Sen bana çok büyük babalık yaptın komutanım ya. Sen var ya adamın hasısın komutanım ya. Tamam Doğan, tamam. Tamam, sakin ol oğlum. Bir şey yok bak, tamam mı? Boşuna telaşlandın. Emredersiniz komutanım. Hem sen komandosun. Komando gibi davran artık. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Şimdi karargaha döndüren Kırlangıç Paşa dahil kimseye bir şey söyleme. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Bu kadar. Başka bir şey yok. Emredersiniz. Ha Doğan. Emredin komutanım. Söyle bakayım. Seyhan Nehri hangi elimizdedir? Ya komutanım bunu bile sordunuz ya. Ben de o gün veremediğim cevabı bugün gururla size söyleyebilirim komutanım. Polatlı. Polatlı elimizdedir komutanım. Doğan senin öğretmen var ya. Büyük adammış evlat. Hadi sen karargâha. Emredersiniz komutanım. Olgun. Heh. Sonra laf lafı açtı birader. Komutan bana sordu. Dedi ki, Seyhan Nehri nerededir dedi. Şıtank diye verdim cevabı. Polat dilindedir komutanım dedim. Adama yemin ediyorum kal geldi Olgun. Ya. Doğan. Sen troll asker misin abiciğim? Allah aşkına ne ayaksın oğlum sen? Niye lan? Ulan sen bir de ciddisin değil mi? He. Allah seni kahretmesin be. Ciddi ciddi söylemiş albaya. Bir dakika, bir dakika. Ya, yanlış cevap mı vermişim? Yok lan. Vallahi mı lan? Ya yok lan, daha ciddi misin oğlum sen? Ciddiyim tabii. Seyhan nerede? Nerede? Polatlı'da. Adana'da, Adana'da. Polatlı nerede? Polatlı'da. Polatlı Ankara'da. Hem Polatlı bir ilçe, il değil abicim. Ulan gereksiz gereksiz şeyleri biliyorsun. Gitmişsin albaya nasıl cevap vermişsin? Hay yavrum hey. Koskoca ilçeyi il yaptı, cahil. Polatlı il lan. Gel buraya gel. Tekrar gelecek misin? Bilmiyorum Aybala. Ama inan bana, ben gelmeyi çok isterim. Neden gelemiyorsun? Çünkü burası Türkiye değil. Sen de biliyorsun, burası başka bir ülke ve biz... Burası Türkiye değil diyorsun ama ben Türk'üm. Aybala, çabucak büyü olur mu? Sen çabucak büyü. Görüyor musun onları? Beni onlarla yalnız bırakma. Sen bir an önce büyü gel, böyle iki kız. Sürekli bir arada olalım, olur mu? Al, bu senin, senin için. Bu ne? Senin için. Çok güzel. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok yaşa sen. Çok yaşa. Hadi geç dedenin yanına.
Merhaba Doğan. Sağ ol komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Komutanım. Komutan makamında sizi bekliyor komutanım. Tamam Asım. Komutanım. Gel albayım. Otur. Nasılsın? İyiyim komutanım. Hastaneden geliyorum zaten. Bir sıkıntı yok. Dün akşamki hadiseyle ilgili emniyetle irtibat halindeyiz. Yalnız bunu kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir ipucu bulamadık. Benim şahsi düşüncemi sorarsan sana yapılan daha önceki suikast girişimiyle bağlantısı olacağını düşünüyorum. Evet Kopuz, biliyorum bu olay seni çok rahatsız ediyor. Yalnız özel kuvvetler subayını Ankara'nın göbeğinde organize bir şekilde bir suikast girişimine sessiz kalmamız mümkün değil. Komutanım, bakın size bir cevap vermek isterdim ama maalesef hiçbir yanıtım yok. Yani Kuzgun'un beni araması, yanında piyanın olması, sonra üzerine olan bu mesele. Evet. Albayım, bu mesele şahsi olmaktan çıktı. Bu olayın duyulmaması için çok çaba sarf edildi. Basına intikal etmemesi için de hala uğraşıyoruz. Kafası karışık bir albay bu karargâhta isteyeceğim en son şey. Onun için lütfen bir an önce kafanı topla ve kendine dikkat et. Komutan bakın, benim kafamı karıştıran ne bir şahıs ne bir olay yok. Ben görevimin başındayım. Sizi temin ederim. Pekala. Şunu bil yeter. Ben bu alçaklara kimseyi kurban vermeyeceğim. Şimdilik hepsi bu. Çıkabilirsin. Sağ ol. Selçuk baba, sen bilirsin bugün günlerden ne ya? Bugün cumartesi komutanım. Nasıl lan, şey mi? Cumayı cumartesiye bağlayan gece mi, cumartesiyi pazara bağlayan mı? Tersim döndü. Ya birinci dediniz komutanım, sabah olan cumartesi. Komutanım ben bugünden yatsam pazartesi öğlene kadar uyurum. Vallahi bana anca yeter. Vallahi ben de öyle komutanım. Yani beni bırak pazartesiye kadar vallahi ben de uyurum ha. Ama nerede, benim haydut sabahın köründe kesin kaldırır beni ayağa. Gerçi o kaldırmasa da Hatice kesin buzdolabını çek, tülü as, bir şey yap diye kaldırır komutanım. Bir söyle, rahat yok bize ya. Al benden de o kadar dadaş. Bizim haydut bir türlü uyutmuyor beni ya. Ağzında diş yok şerefsizin. Öyle diye etrafa sırıtıp duruyor. Bizde de öyle ya komutanım. Yani bizi bir görün. Sabah galibin o eblek suratı hafif bir tebessümleşiyor. Görmeniz lazım. İş bana bak. Buradan çıkar çıkmaz doğru hastaneye gidiyorsun ha. Yoksa hesabını ben veririm. Sakın safsaklama. Emredersiniz komutanım. Ver silahı, ver. Komutan. Ver lan. Tamam. Dikkat! Kılıç timi görevini vukuatlı olarak tamamlamıştır komutanım. Arz ederim. Teşekkür ederim. Sol! Galip. Sen nasılsın Elad? İyi misin? İyiyim komutanım, sağ ol. Kuzgun ve adamlarıyla ilgili robot resimlere ve diğer bilgilere ihtiyacımız olacak Galip. O yüzden hastane işini bitirir bitirmez seni karargâhta görmek istiyorum. Tamam mı Elad? Emredersiniz komutanım. Emre! Emredin komutanım. Sen Galip'e eşlik et.
Yüzbaşım. Emredin komutanım. Sen benimle gel. Emredersin. Arkadaşlar istirahat edin. Sağ ol. Gel yüzbaşım. Gel yüzbaşım. Komutanım ne oldu? Önemli bir şey yok. Otursana. Komutanım timin yanında soramadım. Ayağınız ne oldu? Postu zor kurtardık Kaan. Pusu attılar. Hem de kentin neredeyse tam göbeğinde. Çatıştık, ölüler var. Ha bir de sanırım artık bir arabam yok. Hikaye kısaca böyle. Kuzgun mu komutanım? Sanırım evet. Ama henüz elimizde bir şey yok tabii ki. Peki öbür konu komutanım, o ne oldu? Niye ediyorsun? Değil mi? Açıkçası evlat artık o mesele hakkında konuşmak bile istemiyorum. Bu emperyalistlerin hep silah ürettiğini düşünürüz ya. Rafine silahlar, uçuş ve radar sistemleri, güdümlü füzeler, karmaşık patlayıcılar, bombalar. Aslında en iyi becerdikleri, en fazla ürettikleri şey bu adamlar. Kuzgun, Temo, Doktor, Tepegöz. En iyi yaptıkları iş, bize düşman üretmek. Bu namussuzu da alt edeceğiz tabii ki, ondan hiç şüphem yok. Ama istiyorum ki hiçbir adamımın canı yanmasın. Hiçbir Mehmetçiğin burnu kanamasın. Emriniz komutanım. Dinlen yüzbaşım. Dinlen. Eşlerinden, sevgililerinden, senin durumunda da nişanlılarından fırça yiyen bir timim olsun istemiyorum. Dinlen o yüzden. Kendine ve ailene zaman ayır. Olur mu evlat? Emredersiniz komutanım. Ya kızım, vaktimiz bol diyorum, anlamıyor musun? İstirahat emri verdiler işte. Yarın görüşüyoruz şimdi değil mi? Ya ne demek görüşüyormuş? Görüşeceğiz tabii. Nereye gideceğiz peki? Nereye olursa, nereye gidersek gideriz. Sen nereye istersen ben oraya giderim. Sen nereye olursa ben oraya giderim yani. Sen var ya de ki bana, Çin'e giderim, elinden tutarım, karadan buradan Çin'e kadar giderim yani. Öyle özlüyorum kızım seni. Vallahi billahi bak, özellikle görevdeyken nasıl özlüyorum ya? He? Sen canım, vallahi seni yerim ya. Allah'ım yarabbim ya. Ne diyorsun ya? Ben canım benim ya, seni yerim, 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 yerim. Allah'ım, maç mı? Olur gidelim. Maç mı? Maça mı gideceğiz biz? Allah belamı versin Mahmut abi. Ankara gücünün maçı varmış. Gidelim diyor. Gidelim. Abi sen iki tane minder al. Ben de çekirdek falan alırım, gideriz. Olur yani. Mahmut abi kim Serdar? Mahmut abicim, Şerafettin ne alaka? Mahmut abicim, Halil ne alaka? Tamam o da gelsin Mahmut abicim. Gelsin. Ya Serdar ne diyorsun ne Mahmut abisi Allah aşkına? Ama bak Mahmut abicim, anla biraz tamam mı? İnsan ol insan. Ne olur kimliğini mimliğini al, ondan sonra bak büyük olaylar çıkıyor güvenlikle. Vallahi ortalık karışıyor. Tamam mı Mahmut abicim? Dandun olma, akıllı ol, zeki ol, anla artık. İnsan ol lan Mahmutçuğum. Ya kim insan oluyor Mahmut abi kim? Sen kimle konuşuyorsun ya? Unutuyorum lan Mahmut. Çirkinleşme Mahmut. Çirkinleşme mi? Sensin o çirkin. Ne diyorsun sen be? Ya Mahmut vallahi billahi senin pislik yapma Mahmut. Pislik deyince anlarsın belki yani, büyük pislik. Sensin pislik.
Sen bana pislik yapma. Mahmut ne ya? Mahmut nereden çıktı? Ne diyorsun Mahmut? Mahmut ne Mahmut? Allah Allah. Ayıp Mahmut, ayıp. Sana... Abi Mahmut kapatıyorum ya. Ya ne kapatıyorsun telefonu? Mahmut ne ya? Ne diyorsun? Mahmut ne? Mahmut ne? Ben böyle az zeki, böyle kültürsüz insanlarla muhatap olmuyorum normalde. Hiç alakam yok yani, biliyorsun. Ama bu başka yani, bunun... Ya bunun o güzelliği, böyle gözlerinin yeşilliği. Tıpkı bizim kamuflajın yeşili gibi. Ya insan, iyi bir insan olduğu zaman onun iyiliği gözüne vuruyor. Öyle bakış, tıpkı senin gibi bakıyor bazen. Serdar. Sen neden o gözleri güzel, yemyeşil gözlü Mahmut abinle el ele tutuşup Çin'e gidiyorsun? Abi sen her şeyi yanlış anlıyorsun ama ya. Bana dedi ki, bizim Ankara Gücü'nün Şişonpanşonşon maçı varmış Çin'de. Dedi ki el ele verelim, destek olalım. Tamam dedim. Gitmişken dedi, orada yeşillikler bol dedi. Mangal da yakarız dedi. Kültür aşılaması. Bana bak lan. Galiba hastaneye yatırdık ya. Evet. Yanındaki yatağa yatmak ister misin Serdar? İnşallah refakatçi olarak mı? Allah'ım. Gözümden uyku akıyor. Çok yorgunum. Arabamı al. Hazırla. İyice ısıt. Sakın teybime dokunma. Komutanım. Kaç derecede ısıtayım? Tamam. Mahmut da kim Allah aşkına? Selamun kavlen. Ben de onu merak ediyorum anne. Mahmut kim? Kim bu Mahmut? Kızım. Sen böyle Mahmut filan böyle birileriyle muhatap olma artık. Bak senin başın bağlı sayılır artık yavrum. Aa, üzülür Serdar sonra. Anne ben sana daha önce Serdar'dan nefret ettiğimi söyledim mi? O da nereden çıktı şimdi? Aa, bakayım senin ateşin mi var yoksa? Dur. Kızım neyin var senin? Ha? Ateşin mi var kızım senin? Abi gözünü seveyim bak, öyle bakma, zaten ortam karanlık, arabadayız. Sanki böyle beni öldürüp bir köşeye atacakmışsın gibi. Psikopat korku filmlerindeki otostopçulara benziyorsun. Yani yapma, gözünü seveyim. Ne olur yapma. Kes lan kes. Tırsak herif, önüne bak. Oğlum seni özel kuvvetlere torpille falan mı aldılar lan? Ha? Aklıma getiriyorum da şimdi Necat amca ayıp olacak. Zaten adamı arayıp sormadık ne zamandır. Bak böyle durumlarda aklımda Serdar teyze Necati amca gelsin zaten. Bunlar benim sigortam. Attıracağım ben senin sigortayı. Sarsma, sarsma, sarsma. Yol bozuk. Ciğerimi söktün, sarsma. Tamam, sarsma. Tamam abi, ben buradan sonra giderim. Abi teşekkürler. Araba kalsın sende. Bende mi kalsın? Sabah 7'de burada oluyorsun. Arabayı iyice ısıt. Teybime sakın dokunma. 9'da çıkış yapacağım. Niye? Sorgulama lan. Yap. Tamam. Ha bir de bu arada... Artık... Sen de şöyle bir sessiz, ıssız, sakin bir yere gidelim. Kozlarımızı paylaşalım. Uzamasın iş. Gitmesek. Olmaz. Sakız olur ondan sonra. Ve ben sakızdan nefret ederim. Sen ne dersin abi? Ederim. Kapıyı aç. Sanki
senin bir şey sevdiğin var. Her şeyden nefret ediyorsun zaten ya. İnşallah tayini çıkar. Aslı'yı da al git Afganistan'a mı gidiyorsunuz, nereye gidiyorsanız. Hatta böyle o Haydar Yüzbaşı'yla Bayram Bayat'ı da yanına al. Gidin ya. Ya şimdi beddua tutacak. Rahat bir yere gidin de benden uzak bir yere gidin. Gitme gitme, senden de nefret eder. Gitme oraya. Oğlum dur, hazırlanıp çıkmam lazım hemen benim. Nereye çıkıyorsun oğlum sen? Oğlum şey işte, karargah. Hangi karargah? Hangi şey işte, albayın oğlu. Ha. Oğlum karargahı da ayarladın değil mi pis herif? Lan oğlum saçmalama. Koca karargahı ben neyini ayarlayacağım Allah rızası için? Bir git yat. Ulan sırf bulaşıktan, temizlikten kaytarmak için o rütbeli adamları ayarlıyorsun ya. Sen nasıl pislik bir adamsın ya? Allah saçmalama bak. Serdar orada, Üsteğmen orada, herkes orada. De ki sıra sende de bütün işleri yaptır. Anlamıyor zaten. Yer mi? Yer. Şöyle. Sen yedirirsin. Pis adamlarsınız ya. Şş. Komutanım. Komutanım, komutanım mısın? Yatıyorum. Komutanım. Şş, komutanım. Yıldız. Oğlum. Yıldız ay ay. Komutanım, günaydın efendim. Temizlik sırası sizlere de komutanım. Tamam, şu rüyayı bitireyim. Komutanım, sonunu getirmeyin o rüyanı. Bence sizin sağlığınız açısından. Hadi komutanım. Evet. Neredesin? Açın telefonu. Hadi. Alo. Alo, ben Aslı Özkaynak. Sanırım şu an evimde hırsız var. Evet, aşağıdan sesler geliyor. Tamam, lütfen acele edin. Kızım. Ne işin var canım sabah sabah burada? Hırsız sandım ben seni. Ver şunu, ver. Nişanlımıza, boş günümüze gelelim, böyle bir kahvaltı hazırlayalım dedik. Sürpriz yapalım dedik gördüğün üzere ama olmadı. Of, acıdı mı? Ha, bakayım. Aa, çok acıyor, ağrıyor böyle biraz. Ay. Öp biraz bakayım. Dur, buz koyalım. Yok yok, koyma koyma, tamam. Canım, korktum yani öyle sesler duyunca bir an hırsız sandım. Hayır, ben seni arıyorum yani. Telefonun nerede? Niye açmıyorsun? Sana ihtiyacım var benim. Bilmem. Aa, telefonu ben arabada herhalde... Yuh be kızım ya, polis mi çağırdın bir de? Ne yapsaydım? Tek başına mı baş etseydim yani? Koca hırsızla. Ulaşamayınca çağırdım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Al eline Haydar'ı, giriş her şeye. Al suç, cinayet silahı. Ben şu polislere bakayım. Hayır, yani sen şimdi kahvaltımı hazırladın böyle. İyi günler. Bu adrese bir hırsızlık ihbarı yapmış. Öyle olmuş sanırım memur bey. De bir yanlışlık olmuş galiba.
Vallahi yüzbaş, sürpriz işleri çok... Vallahi malum işte, görevden dolayı çok sık görüşemiyoruz. Görüşünce de ufak tefek böyle bir sürpriz yapayım derken... onu da dağdaki operasyon gibi yapınca böyle oluyor. Mutfağı gördüm yüzbaşım. Yenge iki saattir toplayamadı vallahi. Haklısın kardeşim. Bir çay daha ister misiniz? Yok yenge, sağ ol. Biz çıkalım. Buyurun. Yorduk sizi de, kusurumuza bakmayın, olur mu? Estağfurullah yüzbaşım. Her şey için teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Kolay gelsin kız. İyi günler. Aslı, kahvaltıya gidelim mi? Ben çok acıktım. Tamam hayatım ama sen bir daha bana sürpriz yapmam olur mu? Olur. Hazırlanıp geliyorum. Galip, iyileşmeye zamanın olmadığını biliyorum evlat. Bu iş acil. İçeride emniyetten özel bir ekip var. Hafızanı iyice zorla ve hiçbir ayrıntıyı atlama. Anlaştık mı? Emredersiniz komutanım. Çünkü şu anda elimizdeki tek ipucu senin zihnin. Hadi. Rahatsız olmayın lütfen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçin böyle lütfen. Galip. Buyurun oturun Aslı Bey. Bu Kuzgun Koda adlı terörist ve onun yanındakilerin eşkalini belirlemeye çalışıyoruz. Robot resimler için yardımınıza ihtiyacımız var. Tabii. Ne gerekiyorsa yaparım. Tamam, o zaman Kuzgun'la başlayalım. Nasıl tanımlarsınız onu bize? Onu hep böyle yanımızda taşıyacak mıyız? Sakin ol Rıza. Savaşa gitmiyoruz. Kortesli bir kahve içeceğim. Hepsi bu. Onun işi bitmedi mi daha? Çünkü onun seninle bitmiş görünüyor. Şansını zorlama Rıza. Pia istediği sürece sonsuza kadar yanında olabilir. Bunu anlıyor musun? Ya ben? Gözleri vardı. Saçları biraz uzundu. Adını ve rütbeni söyle bakalım asker. Sonra komutanlarının isimlerini söyle. Senden başlayarak Ahmet Kutalmış'a kadar hepsini. Ha.
Assubayımız Çavuş, Galip Aygün, Timin makineli tüfeği. Hepsi bu. Değil mi? Bu kadar. Öyle mi? Bu. Diğerleriyle devam edelim isterseniz. Hatırladığınız isimler varsa onlarla başlayalım. Biri Sırp. Bir savaş suçlusu. En manyakları da oydu galiba. Uyumak yok asker. Ben sana uyu demedikçe uyumak yok. Zaten yakında son uykunu uyuyacaksın. Uzun uzun uyuyacaksın. Şimdi uyan! Uyan oğlum, uyan, uyuma. Uyan, uyuma, uyan. Diğeri daha çok yani yerel halktan bir ayakçı gibiydi. Ya sen açtın değil mi asker? Ne benim yaptığım hayvanlığa bak ya. En son ne yedin sen? Islatılmış buğday. Al, şimdilik onunla idare et. Ama hepsi tehlikeli tipler. Çeto ve Seyfi. İsimleri buydu. Sırp olan Çeto, diğeri Seyfi. Burası mı? He. Başkonsolos. Her yere bayrak asmaya ne kadar çok meraklılar, görüyorsun değil mi Çeto? Görüyorum Seyfi. Görüyorum. Acaba kuzgun niyeti ne? Buraya doğru geliyor. Dur ben şunlarla bir konuşayım. İnme. Arıza yaptı derim. İnme Seyfi. İnme. Aracı çekin. İnsaf bu. Ya tekledi namussuz. Ben ne yapayım? Hele bir daha marşa bas. Çalıştı vallahi. Burada durmanız yasak. Uzaklaşın hemen. Tamam, hemen gidiyoruz. Sen hiç merak etme, hemen gidiyoruz. Sana inme dedim Seyfi.
Her taraf kamera. Ya numaradan işte. Kamera olsa ne olur? Demek bura senin memleket ha? Sözde öyle de. Bizden başka herkesin borusu ötüyor işte. Patronla konuşma lazım Seyfi. Tuvalete gitmem lazım. Şimdi değil. Yani sana tuvalete gitmem lazım dedim hemen. Sana bekle dedim. Şimdilik bir şey yapmayın Çeto. Benden haber bekleyin tamam mı? Ne oldu? Bir sorun mu var? Ne olacak? Dadılık yapıyorum ona. Rosa, indiğimizde piyanonun yanından ayrılma ve benden haber bekleyin tamam mı? Bak, ben bu kadından da, bu durumdan da çok sıkıldım Kuzgun. Ve ben... Sıkılmak mı? Amerikalı beni bekliyor ve herif hiç mutlu değil. Ve sen bana sıkıntıdan mı bahsediyorsun? Gözünü dört aç. Cortez, nasılsın? Bu albay işi nereden çıktı Kuzgun? Söyle bana. Albay suikastı da nereden çıktı Kuzgun? Ankara'nın tam ortasında hem de. Öyle gerekiyordu. Öyle mi gerekiyordu? Bak, sana gerekli olan şeyi söyleyeceğim. Irak ve Suriye ile uğraşıyoruz biz Kuzgun. Ve bu karolası bir puzzle'ı yapmaktan çok daha zor. Senden beklenen sadece Türkler meşgul etmek, uğraştırmak. Bunu anlıyor musun? Onlara problem çıkar. Başarılarını arıt. Öyle ki dönüp Irak ve Suriye'ye bakamazsınlar. O ülkelerle istediğiniz gibi uğraşabilirsiniz. Ama Türkiye ile uğraşmak için bana ihtiyacınız var. Ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum Cortez. Biricik aşkın için albayla duelo yaparak mı? Ha, o kadın için albayla savaşarak mı yapıyorsun bunu? Pia Bauer için mi? İşim varsa hallet. Acele et.
Amerika'yı bilirsin Kuzgun. Bizde rekabet tanrısına tapılır. En iyi olan kazanır ve düşene asla dönüp bakılmaz. Sen benim eski dostumsun Kuzgun. Biz de beraber pek çok iş yaptık. Ama düşersen, saçmalarsan sana bakmam Kuzgun. Bunu biliyorum. O halde kişisel sorunlarını bırak ve işini yap. Kuzgun! Ne? Pia kaçtı. Kuzgun! Dediklerimi unutma Kuzgun. Bu saçmalıkları bırak ve konsolosluk işine odaklan. Ne yapacağız? En iyi yaptığımız şeyi yapacağız Roza. Hep yaptığımız şeyi yapacağız. Gidip can yakacağız. Öf be kardeşim be. Ulan bu karargâhta soğan tarlası mı var abicim ya? Bayındır bir lahmacunu bu kadar soğan koyulur mu abi ya? Her tarafımız leş gibi soğan koktu Kur'an çarpsın. Öf be kardeşim be. Lord çocuğu musun oğlum sen? He? Lord çocuğu musun sen? Söyle bilelim ya. Böyle bir şey yok ya. Oğlum bunu bulamayanlar var lan. İnsanlar aç, çoluk çocuk aç. O insanlar şeyde birbirini yiyor. Nereydi oraya? Tövbe yarabbi ya Resulallah. Pijamalı atlar koşuyor. Aslanlar bunları yiyor. Nereydi oraya? Afrika abi. He? Afrika'da insanlar aç oğlum ya. Sen gelmişsin burada nimete laf söylüyorsun. Nimete laf söylüyorsun. Tiksinç olgun. Tövbe yarabbi. Yalnız çay var ya on numara. Tavşan kanı harbi söylüyorum. Oğlum bizim nimete laf söylediğimiz falan yok. Hemen lafı çarpıtma. Daha ne söyleyeceksin olgun? Daha ne söyleyeceksin oğlum? Daha ne söyleyeceğini söyledin zaten. Hayır sanki arkadaşlar beyimiz her Allah'ın günü portakallı Pekin ördeği yiyor. Gelmiş efendime söyleyeyim bizim lahmacuna laf söylüyor. Ulan senin yaptığın tostları da biliyoruz. Ekmek arası ekmek içi tostu yapıp veriyorsun millete. Millete yediriyorsun. Yalan mı lan beyler? Evet abi. Evetmiş. Ulan bunun gazına bari gelmeyin. Siz de gelirsiniz. Siz de gelirsiniz. Ulan nankör. Şuna bu hareketlere bak. Yiyorsun ama tostların hepsini. Vaydı vaydı. Ulan var ya insan senin dilini düşeceğine. Ya hadi tamam ya. Toplanın beyler. Komutan bekler. Hadi kızlar hadi kızlar. Nerede hareket orada bereket. Toplanın. Lahmacunları al. Hep bunlar senin başının altından çıkıyor. Hadi hadi hadi. Aç kalacağız. Yemezsek aç kalacağız zaten. Oğlum salatayı niye bırakıyorsun? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim lan? Tövbe bismillah. Bayan. Merhaba. Nizamiye'deki subaya kayıt yaptırdınız mı acaba? Ya Olgun. Gerçekten bak kızıyorum. O Giresunlu'nun kulaklarını çekeceğim. Hayır refakatçi asker olmadan nasıl bunları bırakıyorlar Olgun? Onun kulağını çekeceğim bak not al. Subayım. Karıştırma. Ha tamam. ben size nasıl yardımcı olabilirim bayan acaba? Sen kimsin? Efendim ben Bayındır. Doğan Bayındır. Buradaki en baba komutanın postası oluyorum. Makam sahibiyim yani. İyi o zaman. İşin başına dön hadi. He. Az subay, üst çavuş yeter alay umut. Vallahi mi ya? Emredersin komutanım. Bayındır. İsmi göstermedi ki hiç. Beni görmedi, beni görmedi. Merhaba, hoş geldiniz. Telefonunuzu kullanabilir miyim lütfen? Şarjım bitti de. Lütfen. Tabii buyurun. Teşekkür ederim.
Aramıza tekrar hoş geldiniz Asubay'ım. Sağ olun komutanım. Burası çok kolay bir yer değildir. Çiğdem Teğmen gerçi sizi ayrıntılı şekilde bilgilendirecektir. Genel olarak bizim mesailerimiz biraz karışıktır. Bir de hatırı sayılır bir mevcudumuz var ama üstesinden gelirsiniz eminim buna. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Başka bir emrimiz var mı komutanım? Sen niye izin kullanmadın bakayım gene? Albay Kopuz. Piye Hanım arıyor komutanım. Komutanım Piye Hanım arıyor. Duydum evlat. Ne diyeyim komutanım? Bağla bakalım. Emredersiniz komutanım. İbrahim benim. Piye. Eğer beni bir daha ararsan, eğer beni... Ya lütfen dinle. Neden dinleyeyim seni? Ha? Sana daha önce söyledim. Senin tuzakların ya da yalanların umurumda bile değil. Irak'ta bir konsoloslukta söz ediyorlar. Ne? Kuzgun'la yanındakileri konuşuyorlardı. Irak'ta bir konsoloslukta söz ediyorlar. Peki neden bunu da sen çözmüyorsun? Piya, ha? Onlara da bir zehirli kahve yap olsun bitsin. Öyle değil mi? Keşke İbrahim. Keşke o kahveyi kendim içseydim. Çok kuzgun. Piya. Piya. Teğmenim, kılıç timi buraya gelsin hemen. Ayrıca dış işlerindeki irtibatımızla da görüşmek istiyorum. Bu arayan şahısla ilgili yer tespiti için emniyete de bilgi geçin. Emredersiniz komutanım. Ya Gökyüz hastaneye gidecek başka adam mı kalmadı? Ne işin var ya? Ben bu manyak herifle tek başıma ne yapacağım? Bakıcı kız gelmedi işte Haydar. Ben ne yapabilirim? Telefonu da kapatmış. Kim bilir ne oldu? E tamam, sen ne demeye gidiyorsun o zaman? Ya toplu zehirlenme vakası var diyorlar Haydar. Herkesi çağırıyorlar işte. Bak, buzdolabına her şeyi hazırladım, koydum, tamam mı? Biberonu sıcak suda ısıt ama parmağınla kontrol et, çok sıcak olmasın. Sonra da altın değiştir. O hemen uyur zaten. Uyur mu? Nereye uyur ya? Ben bunun ciğerini biliyorum. Ne zaman uyudu? Uyumuyor ki bu. Baba ol, tadını çıkarın işte, tamam mı hayatım? Bak ben geç kaldım. Ben seni ararım. Hadi görüşürüz. Ya... Lan ben mi bordo vereliyim hatun mu anlamadım ya. Anlamadım gitti. Şşt. Ha? Bana bak. Hadi uyu. Bak. Anan gelene kadar uyu. Ondan sonra akşam ne halt ediyorsan et. Alem mi yapıyorsun, kızımı çağırıyorsun, ne istiyorsan yap. Çalma lan işte, çalma, çalma. Alo. Komutanım üst çavuş Aslan. Kopuz Albay sizi acil karargâhta bekliyor komutanım. Vallahi mi lan? Acil olduğunu söyledi komutanım. Tamam, tamam. Geliyorum babalar, hadi kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Ne yapacağız? Sen de şimdi Kopuz babanın yanına da gidilmez. Ne yedin oğlum sen? Hı? Ne yedin? İçin kokmuş yemin ediyorum ya. Komik değil mi? Ye ye yapıştır. Ay abla ya kusura bakma, ben de böyle sana karşı ayaklarımı uzattım ya. Kusuru mu olur hamilenin Allah aşkına? Ne kusuru olacak? Otur sen keyfine bak. Oğlum şunu bir kısar mısın Allah aşkına? Bak iki lafımızı duyamıyoruz ama biz. Hadi oğlum. Allah Allah. Ya bayram değildir ki bu. Dur dur, Kubilay'dır bu. Ben bakarım. Bir şeyler söyledim de.
Ya Selver teyze, sana da rahatsızlık verdik ama. Aa, olur mu öyle şey çocuğum, ne rahatsızlığı? Ay bu kan bebek mi? Ay yerim seni. Gökçen'i hastaneden çağırdılar. Ay sorma, Yıldız da gitti. Şey varmış, bir zehirlenme olayı mı ne varmış? Öyle bir şey varmış. Bunun bakıcısı gelmedi. Beni karargâhtan çağırdılar. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Ay olur mu çocuğum? Ben bakarım Kaan'a, merak etme sen. Sana da zahmet olacak ama. Ay olur mu öyle şey? Sen bak işine çocuğum, bak işine. Allah senden razı olsun. Ay. Bir şey olursa telefonum açık olur mu? Merak etme sen. Hadi bak işine. Ah tatlışım benim. Ay. Ah kızım. Ay Hatice. Bak 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 kim geldi, bak kız. Ah canım ama... tatlışım, of, ben seni ama... yerim. Ah şu minnoşun tatlışlığına bak. Allah. Geliyor galiba abla, abla geliyor, ay. Geliyor, geliyor, geliyor. Ay kız ne oldu? Ay kim geliyor? Ay, ay, ay kim geliyor? Ay, Hatice. Ay ne yapalım acaba? Dur ben bir şey çağırayım birisini bari. Vay Haydar Yüzbaşım. Ne var ne yok? İyi iyi, ne yapıyorsun babalar? İyi, anlayacaklar vardı da. İyi yaptın. Ya ben Bozok Baba'yı bulmam lazım. He, onlar aslında sinemaya gittiler. Romantizm şekli. Evet. Benim mısırım nerede ya? İçeride bıraktın ya, hayatma. Otur. Bak iyi ki beni dinleyip bu filme gelmişiz. Ben çok eğlendim. Özellikle hani adamın kasabaya geldiği ilk sahne var ya. Hani atlarla dertleştiği sahne. Jason da meğersem dinliyormuş onu oradan gizli gizli. Atlarla mı dertleşiyormuş? Evet hayatım, hani orada adamdan bahsediyordu ya. İlk aşkını anlattığı sahne. Jason'dan yakındığı sahne hani. Atlarla Jason hakkında mı konuşuyormuş? Nasıl yani? Jason kim? Ay yok artık. Ne? Ay Kaan. Ay sana inanamıyorum ya. Ne oldu ya, Allah Allah? Uyudun mu sen? Hayır kesinlikle. Yalan atma, uyumuşsun hayır, işte. Hayır kızım, ben niye uyuyayım, mis gibi film. Uyumadım ben. Abi altyazıların bazılarını kaçırdım sadece. Gözüm biraz zor görüyor onda. İnanmıyorum sana Kaan, pes artık yani. Hayda. Hayda ya. Ya kızım şimdi bütün bu afra tafra, bu tribal enfeksiyonlar, şimdi kadının birisi atlarla konuşup Jason denen bir adamı çekiştirip arkasından dedikodu yaptı, bunu da ben kaçırdım diye mi yani? Hayır Kaan Bey. Ha. Bütün bu afra tafra benimle hiçbir şey paylaşmadığın için. Yemeğe gidiyoruz, dürümcü daha iyiydi diyorsun. Alışverişe gidiyoruz, beni ultra kapitalist ilan ediyorsun. Bir de sinemaya geliyoruz, üzerine uyuyorsun. Ben bunlara bozuluyorum. Kızım sonuçta kadın atla konuşmadı mı adam hakkında? Anlat bana, gitsin. Allah Allah, ne surat asıyorsun? Hem ayrıca ben sana bir şey söyleyeyim mi? O Jason'ın hani lavuk var ya, tip böyle botoks böyle bir surat var herifte. Ben onun hiç gözüm tutmadı yani. Hiç sevmedim. Kıl bir tip o. Ayrıca bana şunu söyle şimdi. Neden bütün Amerikan filmlerinde adamlar Manhattan'dan çıkıp bir kasabada gerçek aşkı buluyorlar? Hı? Bana bunun cevabını ver. Niye hep aynı? Kızım ben Tarkan izlemeyi seviyorum ya, Tarkan. Anladın mı? Kara Murat izlerim ben. Onları seyrederim yani. Ha tamam hadi, onlara da kıyam olsun. Rocky 4 de olur. 1 de güzel. Onu da izlerim. Ama o kadar öyle kıllı tüylü filmler, bir şeyler seyretmem ben yani. Ne öyle Jason Mason. Mandalsın Kaan Bozok. Ne? Mandalsın, mandal. Benim daha seninle çok işim var. Var güzelim, işin var ama yapacak bir şey yok. İş bu. Yemezler Kaan Bozok. Ne yapıyorsun ki? Bundan ya? Sonra benimle her izinli gününde sinemaya geleceksin, tamam mı? Geldim. Ayrıca yaşlanınca benimle sulu gözlü filmler izleyeceksin. Ben orada ağlarken bana mendil uzatacaksın ve duygulanmış gibi yapacaksın. İki damla gözyaşı akıtacaksın, tamam mı? Yok artık. Ne yok artık? Tamam, tamam. Tamam. Yaparız dediklerini. Bak, bana bak. Ayrıca film fena değil ha. Bütün suçun cevsinden dangalakta yani. Ona bir dikkat attım ben, yoksa idare ederdim. Heh. Karargâh aramış ya. Beş keremde. Yani... kusura bakmazsan eğer... Olur. Ama bak... bu filmin ikinci yarısında ben seni tekrar getireceğim, söz. Uyumak da yok. Olur mu? Söz mü? Söz.
Hı? Tamam mı? Olur. Of ya, belki 300 kişi geldi. Evet ya, ne bu böyle? Tavuk. Ayıp ediyorsun ama ya, tavuk mu? Gıda zehirlenmesinden geldiler. He, ben de sandım hani bana yine bir şey söylüyorsun ondan, tamam. Doğru anladın, yo doğru anladın sen. Evet, korkak tavuk dedim. Kırıcı oluyorsun ama. Gerçekten mi? Ay kıyamam sana. Mahmut mu demem gerekiyordu, böylesi daha mı iyiydi? Mahmut. Bir kod Mahmut. Mahmut bir kod. Nereye gidiyorsun? Tabii of. Ayaklarıma kara sular indi. Ya doğru dur bak ben sana şu Mahmut abi işini bir anlatayım etraflıca. İlgilenmiyorum Serdar tamam mı? Senin işin gücün yok mu ya? Sen git. E var çağırdılar zaten de seni şimdi böyle bırakmak istemiyorum. Of Serdar ya. Yok ya ne yaptınız? Yenge selam. Selam. Yani bir an önce bitse de eve gitsem diye bekliyorum işte. Ya sorma. Bebeği Haydar'a bırakıp çıktım. Onu da aramışlar. O da bebeği Selver teyzeye bırakıp karargaha gitmiş. E ne güzel yapmış işte. Annem bayılır böyle şeylere. Bakar vallahi. Bayılır. Sever değil mi kız? Doğru yayılır. Bu ne? Anne. O Hatice doğru. Ay, ay, çabuk çabuk çocuğum. Ama onlar buradaysa bebeğe kim bakıyor? Ay ne bileyim ben. Koş. Bebeğe kim bakıyor Yıldız? Serdar alsana şunu. Koş, koş. Kim bakıyor Yıldız bebeğe? Bilmiyorum ben. Ha geliyor. Hadi artık. Ne gülüyorsun evladım Allah Allah ya. Yapsana sen dersini. Bak kızıyorum ama ya. Hadi uyu sen de. Hadi oğlum bak. Hadi uyu sen de. Eren yapsana ödevini ya. Yapıyorum. Ben acıktım. Ya baba Allah'ını seversen bari sen dur ya. Allah Allah. Tamam işte koydum suyu makarna yapıyorum az bekle. Acıktım ben. Ben de acıktım ya. Televizyon da izlemek istiyorum. Sus otur oturduğun yerde. Önce sen ödevini yap ondan sonra izlersin televizyonu. Allah Allah. Ya insan ya. Ya bir insanın gözünde bir damla uyku olma. Hadi bak. Bak ben de uyudum. Uzaktan sesler geliyor. Hadi ya. Aman sen bozma paşam tamam sen hiç bozma böyle incilerin dökülür. Tövbe yarabbim emir verir gibi ya. Ulan kanka eyvah ne oluyor ya, ya Eren ya oğlum bir... Ulan ne yapacağım ben şimdi? Nereden kapanıyor bu ya? Of. Vallahi su kaynadı. Bunu böyle alalım tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geldik Aydacık. Biberonu da şöyle alalım. Bunları... Allah belanı verdi. Ya ben... Ya Eren! Oturduğun yerden bana emir yağdırıyorsun. Gelsene çocuk burada kaldım başıma. Kaldım başıma ne yapacağım ben şimdi? Bak makarnaları yukarı kaldım. Allah kahretsin ya ben. Ay dokuna beni. Sen tutamayın sen tutamazsın. Ay çok sıcak. Çok sıcak. Ay çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Tut tut Eren git suyun altına tut. Çok sıcak. Ulan sen sorumlu kalın. Lan ne gülüyorsun Allah ben nasıl bir yerim üstüm ben Allah'ım yarabbim ya. Babası ayrı manyak çocuk desen zaten ayrı bir antika. Ben acıktım. Abi yarabbim acıktım da acıktım. O da spreyi gibi dakikada bir. Tamam baba tamam. Baba tamam. Gülme bak gülme çıkıracağım artık ya. Uy hadi olur. Bu ne lan? Oğlum ne yaptın sen? Tamam neyse gülme. Tamam tamam koyver gitsin tamam. Of ya ben nasıl bir şeyin içine düştüm ben ya. Yap yap sırayla yapın tamam. Sırayla yapın ya. Ben acıktım. Tamam baba. Tamam. Bu nasıl bir şey? Ben acıktım. Babam. Çözeceğiz. Babamın evine mi dönsem? Ne yapsam ben? Uyku yok. Serdar nerede? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Geç karşıma. Neredesin lan sen? Saat kaç? Saatim yok komutanım. Niye yok?
Başım yatsın. Alacağım komutanım söz. Hemen al. Tamam komutanım. Geç içeri. Bir daha da geç kalma. Babalar fazla üstüne gidiyorsun çocuğun. El ayağı birbirine giriyor, titriyor. Bayılıyorum ya. O iş ne oldu? Hangi iş? Ya işte Serdar Üsteğmen'le Yıldız Bacı'nın işi. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Aslında canıma minnet. Zaten ailemden. Bundan iyisini bulacağım ben. Ama meyledeceğim. Meyledeceğim. Tamam tamam. O zaman iyi. Eylesin biraz. Aha, Kopuz Baba geliyor. Beyler, Kopuz Alba geliyor. Dikkat! Rahat arkadaşlar, otur. İlyas, şunları as evladım. Emredersiniz komutanım. Kaan. Emredin komutanım. Galip Assubay raporunu aldı mı oğlum? Evet komutanım. Ha. Güzel. Aslı mı İlyas? Evet komutanım. Şimdi, ben aslında bu üç herifi de gerçekten asmak istiyorum. Ama görünen o ki, bunlar bizi biraz uğraştıracaklar. Kılıç, Galip Assubay'ın teşhisiyle Emniyet Kriminal Büro'nun çizdiği robot resimler bunlar. Bu en baştaki Kuzgun. Esas adımız. Yanındaki psikopat da Çeto. Bu da Seyfi Kod bir adam. Kaşarlanmış bir terörist. Bosna'da sivil katliamları yapan bir sniper. Ve tipik bir Orta Doğu çakalı. İstanbulları teşhis etmişken bana bir ihbar geldi. İhbarda Irak'taki başkonsolosluklarımızdan bir tanesine yönelik bir eylem planından söz ediliyordu. Ben bu ihbarın doğruluğunu araştırırken de elimize bu görüntüler geldi. Başkonsolosluğumuzun güvenlik kayıtları. Biz bu robot resimleri emniyete ve dış temsilciliklerimize geçtikten hemen sonra geldi. Bakın şahıs araçtan iniyor ve polisimizle bir şeyler konuşuyor. Hangisiydi bu? Seyfi. Bir dış temsilciliğimizde böyle bir şeye müsamaha gösteremeyiz. Tüm elçiliklerimiz ve konsolosluklar bildiğiniz gibi Türk toprağıdır. Hangi toprağımızı nasıl savunuyorsak bu durumda da aynı şeyi yapmak durumundayız. Ne zaman gidiyoruz komutan? Hemen. Karargâhtan ayrılmayacaksınız. Bu gece Esenboğa'dan sivil küçük bir jetle alınacaksınız ve sivil dışişleri memurları olarak bölgeye intikal edeceksiniz. Siz oraya ulaşır ulaşmaz da biz burada alarm durumuna geçeceğiz. Ve bekleyeceğiz. Sanırım söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Sorusu olan? Güzel. Şu andan itibaren cep telefonlarınız dahil harici bütün iletişiminiz yasaklanmıştır arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Sol! Bayram abi. He. Komutan dedi iletişim yasak. He, ne olmuş ki komutanım? Ne olmuş yok. Sen bir izin al, bir ev ara bence. Niye ya? Ne oldu ki? Vallahi senin yenge var ya, doğuruyor ki bir daha. Ha, iyi, doğursun iyidir ya. Allah'a şükür değil mi? Hey, doğuruyor mu? Allah! Of. Komutanım bebek mi geliyor? Evet, öyle yani herhalde. Çok güzel ya. Vallahi güzel şeyler bunlar ha komutanım. İnşallah. Hayırlısı vallahi. Bayram abi, sen gitmedin mi hastaneye? Yok ciğer ya, yanlış alermiş. Sancısı tutmuş da
Doktor stresten falan olur demiş. He daha var yani. He aynen öyle. Hayırlısıyla vakti geldiğinde gelir inşallah ya. Tim nerede? Hazırlanıyorlar komutan. Hadi biz de gidelim hadi. Hadi gidelim. Hoş. Ne oldu paşam? Yani erkencisiniz bugün, uykunuz mu geldi? Haberler bitti Handan Hanım. Ondan sonrası pek benlik şeyler değil. Sahi paşam sizin izlediğiniz ya da takip ettiğiniz böyle herhangi bir dizi falan var mı? Yok. Vaka çok da anlamıyorum zaten. Kız oğlana bakıyor uzun uzun. Sonra oğlan kıza bakıyor. Sonra kızın annesi kapıyı dinliyor. Peder her hafta kalp krizi geçiriyor. Öte yandan kaynanaların, sümsük aşıkların olduğu bu tarz diziler paşam, beni sarmıyor. Ziyaretçiniz var paşam. Anladığım kadarıyla biraz da acilmiş. Emin misin evlat? Başka birine gelmiş olmasın? Hayır, sizi istiyor. Kim peki? Bir dakika dinler misiniz general? Handan Hanım hemen polisi arayın. Derhal polisi arayın Handan Hanım. Trabzonlu polisi ara. Paşam. Mesele sadece o kadının verdiği bilgi olsaydı elbette itibar etmezdim komutanım. Ama aynı bilgi başkonsolosluğundan da geldi. Hı. Yani... Ya doğru söylüyor, öyle mi diyorsun? Öyle görünüyor. İlginç. Peki ne yapmaya çalışıyor bu kadın? İnanın bilmiyorum komutanım. Ama açıkçası bilmek de istemiyorum. Benim tek isteğim... ...kılıçtaki adamlarım sağ salim buraya dönsün. Dikkatli olmak lazım Kopuz. Ya biz gençliğimizde savaş deyince... ...yeni çıkan silahlardan konuşurduk. Şimdi savaş deyince... ...yeni çıkan şeytanlıklardan konuşuyoruz. Yeni şeytanlıklar. Doğru terim bu komutanım. Yeni şeytanlıklar. Konu İbrahim Kopuz. Konu Albay Kopuz'un hayatı. Evlat bekleyin. Ne demek istiyorsun sen? Gidin siz. Paşam ama... Gidin. Eski kocaman karada. Albay'da nefret ediyor. Ben onun yanında olduğum sürece... İbrahim'i öldürmeye çalışacak, anlıyor musun? Yani bunu engellemenin sadece iki yolu var, general. Neymiş onlar? Benim yok olmam lazım, anlıyor musun? Yani ya da kaybolacağım ya öleceğim. Benden hangisini yapmamı istiyorsun? Seni yok etmeyi mi? Yoksa öldürmeyi mi? İkisini de seve seve yaparım. Hayır şimdilik ikisinde değil. Yani çok... ...daha basit bir şey. Polisi arasak mı Handan Hanım ya? Ne yapacağız? Ya kadın İbrahim Bey'in hayatından söz etti ya. Yok. Yanlış bir şey.
yapmayalım. Dur bakalım, bekle biraz. Hiç ses yok. Paşa'ya bir şey yapmasın bu kadın. Dur bakalım bir anlayalım. Emekli bir adamım ben. Fazla param yok. Yani Avusturya'ya götürmesi yeterli. Gideceksin Pia. Bu konuda anlaşalım. Gideceksin, bir daha da asla ortaya çıkmayacaksın. O çocuğa bir fenalığın daha dokunursa seni ben öldürürüm. Ona sadece söyleyin ona. Ben onu çok sevdim. Ben İbrahim Korpus'u öyle sevdim ki daha önce hiç kimse sevmediğimi anladım. Yani Türkiye'de sizden başka gideceğim kimsem yok. Ne garip değil mi? Sakin görünüyor. Sakin görünenden kork Kürşat.
Sakin görünenden kork. Komutanım, orası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komiserim. Nasıl durum? Aynı bildiğiniz gibi. Bu aralar bol bol gösteriden başka bir şey yok buralarda. Maaşlarını alamayanlar, diğer aşiretlere daha fazla yardım yapıldığını duyanlar, İsrail karşıtları, İran yandaşları, Irak siyasi parti mensupları, herkes gösteri yapıyor. Bizim için de en önemli güvenlik riski bu. Anlıyorum. Biz bir hazırlığımızı yapalım da. Başkonsolos da sizi görmek istiyordu. Buyurun isterseniz. Hadi beyler. Nerede bu posta ya? Onlara eğitimde komutanım. Eğitimde. Doğan. Evet komutanım, hepsi. Hızlar! Hızlar, 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 hızlar! Arka taraf! Daha hızlı! Komando dediğim ben mi koşar? Yat! Sürün! Sürün, 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 sürün! Ah bu nedir ya? Canımız çıktı, Kur'an çarpsın. Daha önce böyle bir şey yoktu bayılır. Böyle bir şey yoktu. Nereden çıktı bu? Ulan uğursuzdur sende. Bu ayak bastığın yerde bet bereket bitiyor oğlum. Hadi lan, hem senin yüzünden. Kadın gelir gelmez karşısına dikilin armut gibi. Bayan bayan diye, al işte. Ulan o armut yediren sen oğlum. Bayan diyeceğim tabii, ne diyeceğim? Mahmut mu diyeceğim oğlum? Tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Yalnız var ya, harbiden yumuşak huylu atın tekmesi ağır oluyormuş. Kadının tipine baksan pilli bebek gibi. Anamızı anlattı lan burada. İstikamet sonunuz! Dağılın! Marş marş! Koş 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 koş! Yat! Sürün! Yandık biz abicim. Kur'an çarpsın yandık. Mahvolduk. Bu kadın ilk günden böyleyse bu askerlik bitmez bayıldık. Yandık yandık. Ulan siz neyse de ben komutan ustasıyım. Makama saygın olsun biraz ayıptır lan. Ben konuşsam oğlum böyle olmaz. Adı neydi? Kimin? Komutanım lan, komutanın adı neydi? Yeter. Ha? Yeter. Olgun, benim de canıma yetti. Harbi yeter de sana bir soru sordum. Komutanın adı neydi? Yeter ulan, yeter. Yeter Alayut. Komutan adı bu. Onu hava dinleyecek Bayındır. Emredersiniz komutanım. Söylemeyecektim. Adı söylemeyecektim. Öyle gösterdim mi değilim ben. Bunu söyledim bitti. Yeter. Yeter. Yörük durum nasıl? Asayiş Berkemal babalar. Şimdilik bir şey yok. Anlaşıldı. Peki ne diyorsun? Mekanda emniyet zafiyeti var mı? Vallahi bozok baba, makinalı ya da orduyla gelmezlerse bizi buradan kimse çıkartamaz. Şeytanın oğlu gelse çıkartamaz. Güzel, devam et. Anlaşıldı, tamam.
Ya babalar, insan burada sıkılır be, ha? Dayanıyoruz komutanım. Görev, ne yapacaksın? Tabii, ne yapacaksın? Görev tabii. Buranın çayı nasıl? Ya uçakta bir kuşburnu çayı verdiler. Ya nereyen bir haltsa, yemin ediyorum keşküle döndüm. Şöyle bir demli çay olsa da içsek. İçelim komutanım, getireyim hemen. Budur yani. Tabi lan, budur oğlum yani. Oğlum benim gibi özel bir şahsiyeti kim reddedebilir lan? Hem de albay postasıyım yani. Burru mu? Senin bu bana sorduğun sırrı mu? Olgun. Alo beyler bir dakika ya. Şşt, hop. Kime diyoruz ya beyler? Bir durun ya. Lütfen ya. Biraz makama saygınız olsun ya. Balık baştan kokuyor ben sana söyleyeyim. Abicim albay postasıyım. Bu adam çay yapıyor. Çayın yetişmesi lazım. Önce biz bir duşumuzu alalım. İşlerimizi yapalım değil mi beyler? Lütfen. Ya, rica ediyorum. Hiç abicim hiç. Komutanım. Merhaba Aslı Bey'im. Nasıl geçti ilk günüm bakalım? İyi komutanım. Arkadaşları tanımaya çalışıyorum. Duydum duydum haberlerini aldım. Hızlı başlamışsın. Evet öyle oldu. Isınma turları diyelim. Oo, daha yeni başladık diyorsun yani. Öyle de denilebilir. Biraz paslanmışlar. Yavaş yavaş açacağım. İyi yapmışsın, iyi olmuş. Artık onları hizaya sokmanın zamanı gelmişti. Bu arada Doğan vardır. Çok konuşur, sürekli kaytarmaya çalışır, her türlü numarayı yapar. Bu albayın postası olan, değil mi? Aynen o. Valla şu anda bile kaytarmak için bir sürü plan yapmıştır. Taktik geliştiriyordur benden söylemesi. Gözü açık bir tip. Fark ettim. Aslında Doğan'ın tertemiz bir kalbi vardır. İyi çocuktur. Yani idare edilebilir. Bu arada Aslı Bey'im yeni görevin tekrar hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Kolay gelsin. Aradın mı onları? Aradım. Bir saate başlayacaklar. Güzel. Sen? Ben diğer tarafa bakacağım konuştuğumuz gibi. Ararım seni. Tamam. Kardeşim. Aç şu kapıyı. Getirin şunu. Yardım almadan Avusturya'ya dönmenin birkaç yolu var mı ya? Ben hepsini araştırdım. Bırak ben gideyim lütfen. Hadi. Hadi balayımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hadi.
Bozok yüzbaşım. Çarşı pazar karıştı. Bunu görmen lazım. Geliyorum. Beyler, hızlı biraz. Gösteriye başladılar yüzbaşım. Sayıları da giderek artıyor. İşin rengi her an değişebilir. Komiserim, siz dağılmaları konusunda uyarın. Yapın biz de yerlerimize alalım. Yeterince adam geldi mi? Geldi. Daha da gelecek. Güzel. Başlayın o zaman. Bayrağa saldıracaksınız. O bayrağı oradan indireceksiniz. Unutmayın. Tamamdır. Hadi göreyim sizi. Bunu bir daha yaparsan seni öldürürüm. Ben zaten yaşamıyorum Matthias. Ne istersen onu yap. Ölüm canını acıtmıyor değil mi? Ama bak ne diyeceğim. Belki de senin canını acıtan bir şeyi biliyorumdur. Ha? Ne dersin? Doğan, komutan içeride mi? Çay getirdim. Oğlum yine durumlar karışık ya. Zaten burada mesele bitmiyor ki. Sen ver bakayım o çayı bana. Oğlum ne yapıyorsun? Alma şu çayları ya. Bir gün şurada şu çayları içerken var ya yakalanacaksın. Ama ne zaman Allah'tan hayırlısı vallahi. Bir şey olmaz be oğlum ya. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak kılıç timi ne zaman operasyonda olsa albay var ya sanki böyle bütün dünyanın yükü omuzlarındaymış gibi yürüyor lan. Adam ne yemek yiyor, ne bir şey içiyor, ne gözünü kırpıyor. Nefes bile almıyor lan. Yani Allah bilir içeriden ne zaman çıkar yani. Olgun, soğuk lan bu çay. Sen komutana soğuk çay mı veriyorsun? Yakarsın oğlum kendini. Al götür bunu, al götür. Ne soğuk lan? Soğuk mok değil. Ne soğuk? Hemen soğukta yapıştır. Alıp alıp içiyorsun çayları, sonra soğuk. Soğuk mu? Soğuk falan değil abicim. Sıcacık çay. Hadi git işine bak sen. Allah Allah. Soğukmuş. Çay beğendiremiyorsun. Rap yaptın lan adam iki dakikada. Ulan Dwight o çayı ben içtim. Komutan içse ne olacaktı? Soğuk çayla kendini yakacak adam. Soğuk çayla kendini yakan ilk asker olarak tarihe geçecek. Tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Kalabalık gittikçe artıyor komutanım. Gösteri yapıyorlar. Kaan, konsolosluk binamıza fiili bir saldırı olmadığı sürece müdahale etmeyin evlat. Tekrar ediyorum. Her türlü müdahale için emrimi bekleyin. Emredersiniz komutanım. Gördüm yörük. Bekle.
Adamlar içeride yüzbaşı. Adamlar içeride. Bekliyoruz. Komutanım, adamlar kapıyı kırdı, içerideler. Emriniz? Yerel polisten iz yok mu hala? Yok komutanım. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tamam, güvenlik hattını geriye alın. Ve bekleyin. Onları tahrik etmeden atlatmaya çalışalım. Bir şey yapmayın, bekleyin evlat. Emredersiniz komutanım. Uzok, bayrağa yöneldiler. Tekrar ediyorum, bayrağa yöneldiler. Yörük, bekle dedim, bekle. Yüzbaşım, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onları binaya sokmayacağız efendim. Ya bayrak? Bayrağa dokunan yanar. Peki yüzbaşım, görevinizi yapın. Emredersiniz. Komutanım, adamlar içeride bayrağa yönlendiler, emriniz. Komutanım, emriniz, bayrak diyorum. Bir dersiniz. Kusura bakmayın. Vermesen de ben bu şerefsizi indireceğim. Yörük, bekle! Komutanım, bayrağa çıkıyorlar, emriniz! İndirin. Emredersiniz komutanım. Yörük, indir şu... Senin Allah'ına kurban. Adam vuruldu. Şimdi sıra sizde, hadi. Bunlar nereden çıktı Emre? Komutanım. Söyle. Ağır silahları var, bu tarafa doğru geliyorlar. Geliyorum, bekle. Çok kalabalıklar. Ağır makinenin şu tarafa doğru geçti. Roket atar da şu taraflarda.
Allah'ın belaları. Emre uydu. Komutanım, ağır silahlarla açık saldırı tehdidi altındayız. Tekrar ediyorum. Türk topraklarına ağır silahlarla açık saldırı tehdidi var. Emriniz. Komutanım, emriniz. Türk toprağı ya öyle kalır, ya da onu çiğnemeye kalkana mezar olur evlat. Bir tanesini bile sokmayın. Onları oraya gömün. Tekrar ediyorum, emir komuta sende. Onları oraya gömün. Emredersiniz komutanım. Kılıç, dinleyin beni. Buraya adım atan, içeri giren mezara girecek. Anlaşıldı mı? Buraya adım atadı, gömün! Hadi be. Yürü, yüklenin lan! Yüklenin iyice! Hadi, hadi aslanlarım benim! Hadi aslanlarım benim!